Heidegger'in bir deyimi var. Bütün felsefesini aslında başlatıyor ve özetliyor. İnsan fırlatılmış bir varlıktır şeklinde. İnsan gerçekten böyle bir tanımlama altında en azından daha geniş irdeleme için bir başlangıcı hak ediyor. İnsan fırlatılmış bir varlık. Nereye? Dünyaya fırlatılmış. Dünya dalığa fırlatılmış bir varlık. Bu sadece felsefi bir, içi boş bir şey değil. Aslında biyolojik açıdan altını doldurma imkanı var. İnsan gerçekten biyolojik açıdan da fırlatılmış bir varlık. Bir erken doğum, bir eksik doğum, dünyaya doğrudan doğruya doğduğumuz şekliyle adapte olabilecek bir şekilde gelmiyoruz. Hiçbir insan yavrusu yalnız başına bırakıldığında, sosyal çevre tarafından kuşatılıp taşınmadıkça, esirgenmedikçe yaşamını sürdürme imkanına sahip değil. Kürkümüz yok, kanatlarımız yok, ayağa kalkmamız seneleri buluyor. Ellerimizi kullanmamız seneleri buluyor, doğru düzgün kullanmamız seneleri buluyor. Gerekli besinlere ulaşmamız ancak bize bu imkanı sunan sosyal çevre üzerinden mümkün. Erken, eksik doğum. Bir hesap yapılmış yaklaşık olarak ne zaman doğsak tam doğardık diye bir 3-3,5 yaşlarına geliyor kıyaslama. Yani 3-3,5 yaşlarında doğmuş olsaydık belki herhangi bir hayvan, bir tay gibi, bir oğlak gibi, bir kuş yavrusu gibi nispeten donanımlı bir şekilde dünyaya gelmiş olurduk. Değil, eksik dünyaya geliyoruz. Bu bir fırlatılma olarak da düşünülebilir. Ama aynı zamanda bir belki başka açıdan bakıldığında bir kaçma olarak da düşünülebilir. Yani doğadan kaçma olarak da düşünülebilir. Nereye kaçıyoruz veyahut da nereye fırlatılıyoruz? Dünyaya fırlatılıyoruz, dünyadalığa fırlatılıyoruz. Heidegger açısından bakıldığında ama bir sosyal çevreye doğuyoruz ve bir sosyal belirleyene doğuyoruz. Bu doğuşumuz, sosyal çevreye doğuşumuz aynı zamanda bize çok önemli bir fırsat veriyor. Doğanın tahakkümünden de kaçmış oluyoruz. Belki doğanın verebileceklerinin tümünü alamamış ama açılımında doğadan çok daha fazlasını elde edecek bir gelişimi mümkün kılacak sosyal çevreyle bağlantı içinde yaşamımıza başlıyoruz. İnsan zaten insanlarla olmadan, başka insanlarla olmadan insan olamıyor. Özellikle ilk 3-4 sene bu açıdan çok önemli. Hem biyolojik açıdan hem sosyal açıdan. Biyolojik açıdan çünkü bu süre içinde beyin gelişimi biraz daha ilerliyor. Beyin gelişimi çok ileri yaşlara kadar devam ediyor ama ilk 3-4 yaş bu açıdan daha da önemli. Ve sosyal içinde bulunduğumuz konum çerçeve içinde nasıl hayatta kalabileceğimizi, nasıl gelişebileceğimizi gösteren bilgilerle tamamlanıyoruz. Tarzan hepinizin malumu, çizgi roman kahramanı, sinema kahramanı. Tarzan anlatıldığı şekliyle yani eğer ilk 3 seneden önce maymunlar tarafından kaçırıldıysa veyahut da bulunduysa hiçbir zaman insan olma imkanına kavuşamayacak olan bir varlık. Yani o fantazi gerçeğe tekabül etmiyor. İlk 3-4 seneden önce eğer insanlarla birliktelikten kopmuşsak insan olma imkanını da tırnak içinde insan olma imkanını da bir şekilde kaybetmiş oluyoruz. Şimdi fırlatılmışlık, dünyadalığa fırlatılmışlık, bir bilinmezliğe de fırlatılmışlık aynı zamanda. Nereden geldiğimizi bilmeden ve nereye gideceğimizi de bilmeden iki bilinmez arasında, iki karanlık arasında varoluş. Nereden geldiğimizi bilmiyoruz ontolojik olarak. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz ontolojik olarak. Bilinmezlik ayrıca bir ürpertiyle birlikte dünyadaki yaşamımızı belirliyor. O da bilinçli bir varlık olarak yok olma
ya doğru gidiyor olduğumuzun farkındalığı. İnsan öleceğinin farkında olan tek varlıktır denir. Bilmiyorum, yani diğer hayvanlardaki farklı fenomenler bu farkındalığa karşılık geliyor mu gelmiyor mu ama bu varsayımdan hareket edebiliriz. Ölüme doğru gidiş, yok olmaya doğru gidiş ve sonrasının ne olacağıyla ilgili olarak belirsizlik, bilinmezlik, karanlık. Ve bu bilinmezlik ürkütücü. Arada ayrıca doğanın bizi taşıyıcı örüntüsünden de yoksun bir şekilde, kendimizin farkında olarak, doğadan kopmuş olduğumuzun farkında olarak, ayrışmış bilincimizle ürkütücü bir durum. Ve tam bir aradalık hali, fırlatılmışlıkla fırlatılacaklık arasında fırlatıldık. Ayrıca fırlatılacağız. Yani bu dünyadan da fırlatılacağız. Tam bir şey, iki bilinmez arasında boşlukta kalma durumu. Ürpertici bir durum. Ve tekrardan aynı ifadeleri kullanacak olursak, doğanın bize sunduğu bu konuda bir bilgi, yani otomatik olarak bu aradalığı dolduracak bir bilgiden de yoksunuz. Bir taşıyıcı zemine ihtiyacımız var ve bu taşıyıcı zemini nasıl oluşturuyoruz? Bu taşıyıcı zemini şeyleri şeylere, olayları olaylara bağlayarak, yani nerede olduğumuzu, neyin arasında olduğumuzu tanımlamaya çalışarak oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu bize tahmin edebilme gücü veriyor. Yani zaman içinde neyin nasıl olacağını, zaman ve mekan içinde neyin nasıl olacağını, nasıl gelişeceğini bilme ve aynı zamanda da bir güven duygusu sunuyor. Bir şey daha yapıyor aslında, sadece bu aradalık hakkındaki bilgiden çok daha fazlasını. Bu iki tarafı, yani iki karanlığı da bilir hale geliyoruz. Oraya bir takım projeksiyonlarla öncesini ve sonrasını da tahmin edebilir duruma geliyoruz. Nereden geldik, nereye gidiyoruz şeklindeki tahminleri oluşturma imkanı veriyor. Aslında doğadan kaçmamızın veyahut da doğa tarafından fırlatılmışlığımızın ödülü gibi bir diyeti ve ödülü gibi bir bilgi bu. Öncesini ve sonrayı bilmek. Şimdi bilinç hep ayrıştırıcı denir. Yani bir şeyler arasında ayrım oluşturur ama aslında ayrıştırırken birleştirir. Çünkü bir şeyi ayrıştırırken başka bir şeye bağlayarak ayrıştırıyoruz hep. Ve bir örüntü içinde, içine yerleştirdiğimizde anlam kazanıyor. Tek başına bütün içinde yerleştiremediğimiz hiçbir şeyin anlamını tam olarak vakıf olamayız. Bu mümkün değil. En küçük, en ufak bir ayrıntıyı bile ancak bütün içinde tanımladığımız zaman anlamlı oluyor. Ve ne kadar ayrıştırırsak ayrıştıralım, bütün içinde yerleştirdiğimiz için bilincin asıl işlevinin bütünleştirme olduğunu da ifade edebiliriz. Nasıl yapıyoruz bunu? Şeyleri şeylere, olayları olaylara bağlayarak dedik. Bunun tam karşılığı ne? Bunun tam karşılığı esasında öykü. Yani neyin nerede başladığını, şu anda ne durumda olduğunu, nereye doğru gittiğini, nasıl geliştiğini bize aktaran, bizi aydınlatan, kendimizi o öykü içinde güvende hissetmemizi, o karmaşa içinde güvende hissetmemizi sağlayan bir örüntü. Öykü. Öykü, eski Yunanca karşılığı mitos. Bir anlatı. Daha sonra farklı şekillerde gelişmeler yaşamış bu kavram ama çıkış noktası bu öykü. Eşittir mitos. Mitos eski Yunan'da aynı zamanda kozmosun da karşılığı. Kozmos dediğimiz şey düzenli dünya, düzenli evren. Evren ama düzenli evren. Yani kargaşa içinde neyin ne olduğunun bilinmediği bir durum değil. Neyin ne olduğunun bilindiği, neyin neye yol açacağının bilindiği, neyin neyin yanında, neyin üstünde olduğunu, neyin neyi takip edeceğinin bilindiği bir evrenden söz ediyoruz.
kozmos kavramıyla. Kozmosun içinde ne var? Bir logos var, bir kurallar düzeni var, bir novos var, nomos var, düzen var. Eğer eski Türkçe ifadeleri kullanacak olursak, kelam ve dizan var kozmosun içinde. Neyin ne olduğunun bilindiği bir anlaşılır bütün. Kaosun ürkütücülüğünden, bilinmezliğinden koruyan bir düzen. Bilmek aynı zamanda şunu da sağlıyor. Bilmek kontrol etmeyi de sağlıyor. Yani kontrol edemediğimiz bir düzenin bizim yorumlamamızla artık kullanımımıza açık olmasını sağlıyor. Mitlerin öncesi ve sonrasını kapsayan mitleri yaratılış ve eskatolojik mitler olarak tanımlayacak olursak, başlangıç ve bitiş arasının dışında bu bütünü kapsayan öyküsellik, arada her şeyin nasıl ortaya çıktığını, şeylerin nasıl var olduğunu, insanların nasıl geliştiğini, kahramanlık mitlerini, erişme mitlerini de kapsıyor. Mısır'ın niye olduğunu, güneşin niye doğudan doğduğunu, niye ayın gece ortaya çıktığını mitler sayesinde bilir hale geliyoruz. Yani dünya bilinir oluyor bizim için. Bu çok önemli. Dünyayı kullanabilmemiz için çok önemli. Kavrayabilmemiz ve kullanabilmemiz için çok önemli. Bilgi yanlış falan. Hayır, yaratı, bu sadece şeyle ilgili, bu karanlık açısından söylüyorum. Bilgiler ikiye ayrılır. Hayır, bir böyle bir şey var. Bir tanesi yaratılış, bir tanesi... Hayır, en başında yaratılış, bir de en sonunda da eskatolojik miktar. Yaratılış var, bir de kıyamet sonrası var. Biz aradakileri... Hepsi birlikte zaten, hepsi iç içe, o kadar birbirinden ayrı şeyler değil, ayrı öyküler değil. Yorumladığımızda hep bir insanın başlangıcı ve bitişi ve sonradan yeniden doğma ümidi veyahut da ölümsüzlüğe kavuşma ümidini gözeten öyküler söz konusu oluyor. Zaten eskatolojik mitler, yani kıyametle ilgili, ölüm sonrasıyla ilgili mitler veyahut da dünyanın sonlanmasıyla ilgili mitlerin tümü yaratılış mitlerinin yani şey kopyası, negatif kopyaları. Mitlerin klasik anlamda, ortodoks anlamda ele aldığımızda mitlerin öykü ama kesin bilgi içeren öyküler olduğunu söyleyebiliriz. Kesin kapalı öyküler. Yani bütün bilgiyi içeriyorlar, değişme olasılığını vermiyorlar. Bu sayede de kesinlik yaşantısını sunuyorlar insanın. Belirsizliği ortadan kaldıran öyküler mitler ve insanı yaşadığı öyküler, insanı yaşatan öyküler ve canlı öyküler. Antropomorfik evren tasavvurları her şeyi açıklıyorlar ve kapalı olmaları çok 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 önemli. Ama kapalılık sadece o an için kapalı, yoksa mitler değişmez değil. Mitler hep değişmiş. Yani ilk çıktığı anıyla, orijinal haliyle biz şu anda o mitlerin pek çoğunu bilmiyoruz. Zaman içinde değişmiş, insanların insanlığı karşılaştığı olaylarla bağlantı içinde bir takım farklılaşmalara, dallanmalara uğramışlar, kabuk değiştirmişler, bazen alt üst olmuşlar ve tarih bu mitlerin yırtılma izlerini takip edecek şekilde, bilincin de tarihin fonksiyonu olacağı şekilde değişmiş, gelişmiş. Şimdi insanın fırlatıldığını, bir araya atıldığını ve bu arada doğanın kılavuzluğundan, elbette ki kaba bir kılavuzluk var. Hepimizin gereksinimleri var, biyolojik gereksinimleri var, bazı dürtüler var, güdüler var. Ama bunlar işlenmeye
açık olan kabalıkta bizimle birlikte birlikte içimize taşıdığımız kalıplar. Bu bilinmezlik halinin ortadan kalkması için bizim oluşturduğumuz öykülerin doğadan farklı bir yerde bir balon diyelim isterseniz, bir balon içinde oluşturulması söz konusu oluyor. Yani doğadan kaçırdığımız bir doğaya benzer, doğanın muadili olan, önce muadili olan, karşılığı olan, sonrasında doğayı da aşan, doğayı da aşan ve doğayı da kullanılır hale getiren bir öyküler manzumesi söz konusu. Burada boşlukta kendimizi inşa etmek durumunda olduğumuzu iddia edecek kadar doğadan uzaklaşmış olma durumumuz söz konusu. Baron von Münchhausen'ı tanıyanınız vardır. Bir Alman mitomani şampiyonu. Burada öykülerinden bir tanesini de anlatıyor. Batakla saplandığı bataklıkta kendisini kurtarmak için kendi saçına yapışması ve kendini yukarıya çekmesi. Yani kendi kendini kurtaran, kendi öyküsünü, kendi dünyasını oluşturan bir kişiden söz ediyoruz. İnsanın da böyle bir boşluk içinde kendini oluşturma zorunluluğu söz konusu. Londra Tate Modern'de bir kütükten ağaç yontulmuş. Kızından dolaşırken şey dedi, hangisi ağaç, hangisi bunun şey dedi, sanat eseri dedi. Yani neyi sanat eseri alacağız, neyi doğa olarak kabul edeceğiz diye. Gerçekten de öyle, esasında doğayı da, pardon, insanı da, kültürü de özetleyen bir sanat eseri Pennoni'nin yaptığı. Ağaçtan, canla, doğadan bizim işleyeceğimiz bir şekilde kütük oluşturup sonrasında o kütükten doğaya karşılık gelebilecek olan, doğayı taklit etme şeklinde onu ifade edecek olan bir yapıtın ortaya çıkartılması. Şimdi mitlerin mitleri temel olarak ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi ortak mitler, diğeri de bireysel mitler. Yani insan olarak hepimizin yaşam öyküsü içinde güttüğümüz, sürdürdüğümüz bir öykü var, şekillendirdiğimiz bir öykü var. Ve hepimiz de bir büyük mit içine doğuyoruz. Doğanın miti zaten fark ettirmeden içimizde akıyor. Bunun ötesinde içinde doğduğumuz topluluğun bize sunduğu ve bizim nasıl olmamız gerektiğiyle ilgili, nasıl kendimizi şekillendirmemiz gerektiğiyle ilgili bilgileri içeren öyküler var. Bunlar bize sunuluyor, bazen de dayatılıyor. Ana yollar olarak, şunu üzerinden anlatayım. Bu Paul Klee'nin bir şeyi, ana yollar ve yan yollar diye. Bir ana yol herkese sunuluyor. Bu ana yoldan farklı olarak ve bu ana yoldan çıkarak, hareket ederek hepimiz kendi bireysel mitimizi oluşturma imkanına sahibiz ve aslında da buna zorunluyuz. Zorunluyuz. Niye zorunluyuz? Kendi özgünlüğümüzü yaratabilmek için. Eğer ortak mitlerle yaşamımızı sürdürecek olursak, o zaman tam da Heidegger'in şey insan, man dediği insan kategorisinde değerlendirilebilecek bir durumda oluruz. Yani varoluşunun sorumluluğunu üstlenmeyen, yaşamını kendisi şekillendirmeyen, öyküsünü kendisini kendi başına sorumluluğunu üstlenerek oluşturmayan insan. Şey insan, man kategorisinde değerlendirilebilecek bir durumda oluruz. Bizim kendi bu dışarıdan bize sunulan öykülerin, mitlerin benimsenmesi aşaması çok uzun. Yani en
küçük yaşımızdan itibaren bu ortak mitlerden, büyük ortak mitlerden karşılaşıyoruz ve onları fark etmeden, fark ettiğimizde de bazen ne yapıyoruz diye bazı şaşırdığımız, afalladığımız durumlar oluyor zaman zaman. Ama fark etmeden çok doğal, çok normal, zaten başka bir şey mümkün değilmiş gibi yaşadığımız mitler var. Belirli bir yaşa kadar zaten bunların bilgisi ve gerekli rituslar sunuluyor. Bunları uygular hale geliyoruz. Sonrasında belirli bir yaşa geldiğimizde bu mitlerin aynı zamanda temsilcisi, taşıyıcısı ve nakledicisi olma yetkisi bize veriliyor. Yani bir tür kültür sertifikası gibi bir şey veriliyor. Bu kültür sertifikası dediğimiz şey tam da erişme mitlerinin, erginlik döneminde verilen erişme mitlerinin, inisiyasyon ritlerinin içeriği olan şey. Pek çok şeyde ilkel toplumda, ilksel diyelim ona, ilkel biraz pejoratif oluyor. İlksel toplumda erkek çocuklar özellikle belirli bir yaşa geldikleri zaman, ergenlik döneminde bazen birkaç günlük, bazen birkaç aylık yoğun sınavlardan geçirilip gerçek topluluk olarak kabul edilen erkekler, tırnak içinde gerçek topluluk olarak kabul edilen erkekler topluluğuna kabul ediliyorlar. Onun gizemleri kendilerine sunuluyor ve kadınlar topluluğundan o zaman ayrılıyorlar. Buna benzer ritler şeyler için de var, kızlar için de var. Özellikle menarş, yani adetin başlamasıyla bağlantılı olarak kızlara da bazı kadınlar topluluğuyla, insanlık topluluğunun bir parçası olan kadınlar topluluğuyla ilgili bilgiler veriliyor. Aynı zamanda bu erişme mitleriyle o kişilerin erkek ve kadın olarak nasıl olmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler veriyor ve nasıl olmamalarıyla ilgili bilgiler veriyor. Yani yasaların içinde yasaklar var. Zaten hepinizin malumu yasa kelimesi Cengiz Han'ın yasak dizgesinden üretilmiştir. Nelerin yapılmaması gerek, nelerden kaçınılması gerektiğiyle ilgili bilgiler de içeriyor. Nasıl olmamız gerektiğini içeriyor. Yaşamımızı neye vakfetmemiz gerektiğini söylüyor. Yaşamımızı nasıl kazanmamız gerektiğini söyleniyor. İnsanlarla nasıl ilişkiler kurmamız gerektiğini söyleniyor. Neye inanmamız gerektiği söyleniyor. Bu erişme mitlerinin içinde. Bu erişme mitlerinin içinde bazı kahramanlık mitleri de var. Yani nasıl kahraman olacağımız da söyleniyor. Ama pek çok kahramanlık miti, pek çok değil miyim? Aslında bütün kahramanlık mitleri gerçek kahramanlığı boğucu mitler. Çünkü gerçek kahramanlığı ancak mevcut mitlerin dışına çıktığımız zaman kendimizin oluşturma imkanı var. Bütün mitler yaratıcılığı boğan mitler. Ancak o mitleri yırttığımız zaman, değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz zaman, başka bir şey oluşturduğumuz zaman yaratıcılıktan söz etme imkanı ve gerçek bireyselliği oluşturma imkanı, özgün bireyselliği oluşturma imkanımız var. Ve bilincin gelişimini sağlayan şey de bu. Hem insanlık tarihi boyunca hem de yani filogenetik olarak hem de ontogenetik olarak insanın bireysel tarihi süresince bu tür mevcut mitleri, ortak mitleri, büyük mitleri yırtmaya ve yenilerini oluşturmaya ihtiyacımız var. Eğer kendimizde yani özgün bir birey olarak kendimizden hoşnut olmak istiyorsak. Bu hoşnutluk yalnız o kadar huzur verici bir şey değil. Zaten arada olmak ve bu aradalığı kendi başına şekillendirmek sorumluluğu huzursuz eden bir şey. Bu nedenle bir Latince bir şeyler uyarlamaya çalıştım. Homo interus ergo inquietus. Yani arada ve huzursuz insan. Arada ve huzursuz insan, yani ortak mitlerle, sürüklenmekle yetinmeyen, bunları sorgulayan ve boşlukta olduğunu hisseden, kendi tarihini kendisinin oluşturması sorumluluğuyla yüzleşen ve bunun gereğini yapan insan. Kastettiğimiz bu, homo interus
Ergo yani böylece inquietus. Arada ve dolayısıyla bundan dolayı huzursuz insan. İnsanlık tarihi boyunca Sigmund Freud'un insanlık gelişimini ayırdığı devreleri var. Tartışılabilir. Ama bir tartışma başlangıcı olarak, ortamı olarak önemli kavramlar. Büyü devresi, bilim devresi ve pardon din devresi evresi ve bilim evresi. Büyü evresinde, büyü evresinde henüz nesneler arasındaki sınırlar netleşmiş değil. Bireysellik tam anlamıyla oluşmuş değil. İç içe geçmiş bir yaşam söz konusu. Bir şey başka bir şeyin yerine geçebiliyor ve irade de insanın iradesi de başka bir şey üzerinden uyarlanabiliyor. Din evresinde bu iradeyi biz bir üst makama devrediyoruz. Yani kendi irademizin esas olmadığını, üst makamın yaratıcı tanrı veyahut da daha monoteistik dinlerden önceki dönemlerde tanrıların, tanrıçaların iradesinin yönlendirdiği varlıklar olarak kendimizi tanımlıyoruz. Ve dünyanın açıklaması da bunun üzerinden oluyor. Yani onların istekleri, arzuları üzerinden oluyor. Sonra şunu yapıyoruz. Kendi korkularımızı, arzularımızı, beklentilerimizi bir üst makamdan vaaz ediliyormuş gibi yaşantılıyoruz, algılıyoruz ve açıklıyoruz. Bilimde ise irademizin doğrudan doğruya, yani irademizin sorumluluğunun üstlenilerek nesnelere uygulanması söz konusu. Bu üç evreden sonuncusunda bir değişiklik söz konusu oluyor. İlkinde büyü evresinde zaten bir şeyleri biliyor olma ve ama netlik olmayan bir bilgi var. Değişebiliyor, her şey değişiyor, dönüşebiliyor. Çok odaklı bilgi kaynağı var. Dinde tek bir odak var, özellikle monoteistik dinlerde. Üçüncüsünde farklı olan, bilimde farklı olan kuşkunun yerleşiyor olması. Yani hiçbir şeyin, bilginin uygulandığı anda ki hali dışında doğruluğundan emin olmama. Her an değişebilecek olması ve bu değişmeyi davet eden bir tutum içinde olmasını bekliyoruz bilim insanlarında. Bilimi taşıyan zihinlerden. Yani kendini yalanlamaya, kendini ortadan kaldırmaya bir daveti içeriyor olması gerekiyor bilim. Bu büyüde ve dinde yok. Orada kesinlik çok daha fazla. Yani bilimin yaklaşımı özellikle mitoplastik. Yani mitoplastik belki yani mit yapıcı, yani dünyayı, evreni, insanları, olayları, yaratılışı açıklayıcı. Ama aynı zamanda bu açıklamayı sürekli olarak davet eden yeni bilgileri isteyen bir tutumu taşıması. Bilimin en önemli farkı bu. Kuşku ve kendini ortadan kaldırmaya yönelik bir arzu ve eylem içinde olması. Hocam bir şey söyleyeyim. İnsanın gelişimi mi, insanlığın gelişimi mi, ikisi birden. Yani hem bireye hem de bütün insanlığa bunu şu evreleri cehaletten soruyorum. Yok estağfurullah. Şimdi zaten genel olarak psikodinamik açıdan baktığımızda ve psikomitolojik açıdan baktığımızda insanın yaşamı insanlığın yaşamını tekrarlar. Bu biyolojik olarak da bunun karşılıkları var. Bununla ilgili daha 18. 19. yüzyılda başlayan bilimsel çalışmalar söz konusu. Hem biyolojik olarak hem de zihinsel olarak, zihinsel yapılanma açısından insanlığın yaşamının, insanlığın serüvenini tekrarladığı, yani ontogenezin, filogenezi tekrarladığı,
çatıştı. Elbette ki ayrılıklar falan var. Bunlar kaba hatlarıyla bilincin gelişiminde de, insanda bilincin gelişiminin de, insanlıkta bilincin gelişimi evrimiyle çakıştığını söyleme imkanımız mevcut. Şimdi bir kavram var. Mecaz. Mecaz kavramı. Dörde kadar zamanımız var. Mecaz kavramı. Mecaz kavramına değinmek istiyorum. Şimdi hiçbirimiz tabula rasa değiliz. Yani boş bir levha olarak dünyaya gelmiyoruz. Yani tamam boşluğa doğuyoruz falan gibi bazı şatafatlı ifadeleri kullandık ama hiçbirimiz boşluğa boş olarak gelmiyoruz. Hepimiz yapılan bir şekilde yapılandırılmış olarak geliyoruz. Biyolojik olarak yapılandırılmış geliyoruz. Ayrıca sonrasında sosyal çevre tarafından bu ortak mitlerin ve ritlerin dayatılmasıyla orada da şekillendiriliyoruz. Yani hem biyolojik hem de sosyal olarak, sosyokültürel olarak bir şekillenme içinde oluyoruz. Bir takım veriler var yani. Bu yaşamımızı kendi başımıza oluşturmamız için başladığımız bir nokta var. Bir rampa, bir çıkış noktası var. Ama karşılaştığımız herhangi bir şeyi eski bilgilerimize, yani bize sunulmuş olan ortak mitler üzerinden tanımlamaktan kaçınıp onu sorgulamaya başladığımızda, ki burada çok önemli bir afek, bir duygudan söz edebiliriz, şaşırma. Şaşırma. Eğer şaşırabiliyorsak, şaşırma fonksiyonunu açık tutabiliyorsak, bakın şeyler şaşırmaz, fanatikler şaşırmaz. Fanatikler her şeyi bilir. Dogmatikler şaşırmaz, dogmatikler her şeyi bilir. Çünkü onların kapalı mitleri içinde her şey bellidir. Sorgulamaya gerek yoktur, kuşkuya gerek yoktur. Değişmeyecektir, hep böyle olacaktır. Ezelde de böyledir, ahirde de böyle olacak. Hiçbir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Ama eğer biz bir zamanlar mağaradayken, şimdi Curiosity'di galiba değil mi şeyde Mars'a giden aracın ismi. Merak, çok güzel bir isim takmışlar. Eğer böyle bir şeyden, araçtan Mars'ta işte bilmediğimiz bir şeyleri arıyorsak, araştırıyorsak, şaşırmış olduğumuzdan ve şaşırdığımız şeyden dolayı eski mitimize yabancılaştığımızdan ve yeni bir miti, daha iyi, daha kapsamlı bir miti oluşturma çabamızdan dolayıdır. Hep içinde bulunduğumuz, bize sunulanı sorgulamak, yeniyle karşılaştığımızda şaşırmak ve yeni bir, o şaşırılanı kapsayacak bir şekilde daha ileriye götürmek, evren şeyimizi, resmimizi daha ileriye götürmek, götürmemiz sayesindedir bizim şu anda Mars'ta olmamızın nedeni. Ama yeni hiçbir zaman tamamıyla yabancı olarak algılama imkanımız yok. Yeniye her zaman bir bildik olan bir şey benzeterek, karşıt tutarak, altına üstüne koyarak, ekleyerek tanımlama imkanımız var. Biz yeniyi her seferinde mecazlıyoruz. Yani eskiden getirdiğimiz bir bilgiyi, nesne olabilir, olay olabilir, herhangi bir şey olabilir, yeniye yakıştırarak yeniyi anlamaya çalışıyoruz. Tamamıyla üst üste oturtacak olursak, yani mecazı yeninin aynısı olarak düşünecek olursak orada kalırız. Yani aynen her şey devam eder. Zaten dogmatizmin şeyi de bu. Esası da bu. Eski hep eski kalır. Hiçbir şekilde değişme, bu evrimden söz ediyoruz ya, bilincin evriminden söz ediyoruz. Buna imkan kalmaz. Yeni, yani mecazla karşılaştığı zaman yeninin yeni bir şeyi, yeni bir tanımlama üretmesi gerekiyor ki o bizi ileriye götürsün. Mecazlama bu açıdan çok önemli. Benzerlikler aramak, aynısı değil, benzerlikler aramak, o benzerliklerin birbirini açıkladığı şeklinde değil. Yani bu bundan dolayı değil. Bu da var, bu da var. Her ikisi de var.
yeni bir sentez oluşturacak bir hamleye ihtiyaç var şeklindeki bir hareketle ilerleme imkanına sahibiz. Mecaz psikomitolojide kullanacağımız, mecazlama kullanabileceğimiz en önemli yöntem. Jung'un bir şeyi var, bir kavram var. Carl Gustav Jung, çoğunuzun malumudur. İsviçre'de psikiyatr, analitik psikolog, analitik psikoloji okulunun da kurucusu. Amplifikasyon şu, herhangi bir rüya geldiğinde kendisine terapide bir güçlendirme, zenginleştirme anlamına geliyor, artırma anlamına geliyor. Ortak mitlerden bir mecazla onu artırmak, anlaşılmasını sağlamak. Ama birebir aynısı olduğu olması şeklinde değil. Yani doğrudan bir yorum şeklinde değil. Bu bunu açıklıyor şeklinde değil. Bu ikisi yan yana var olabiliyor ve birbirini bütünün içinde daha anlaşılır bir pozisyonda oturtabiliyor şeklindeki bir yaklaşımın ürünü. Bütün çok zengin, karmaşa çok zengin. Onun için bir şeyin yerine geçtiğini varsaymamız şart değil. Çok sayıda, çok farklı şeyler yan yana olabilir ve mutlaka birbirlerini açıklamak zorunda da değiller. Eğer bir şeyi başka bir şeyin yerine oturtacak olursak, sadece o örüntüyü, karmaşık örüntüyü daha fakirleştirmiş oluruz. Bu nedenle bütün görüngüde fenomenolojik bir yaklaşım aslında bu. Fenomenolojik bir yaklaşım. Bütün görüngüleri teoride eş değerli kabul etmek durumundayız. Biri diğerinden üstün görüngüler olarak değil, eş değerli görüngülerin birbirlerini zenginleştirerek bütün içinde daha anlamlı hale gelmeleri şeklinde düşünebiliriz. Mitlere yaklaşımımızda uyguladığımız yöntem de genellikle bu. Şimdi mitler mitolojinin psikodinamik yorumlaması değildir diye başladık. Onları da yorumlayabiliriz. Yani ortak mitleri de elbette ki psikodinamik öğeler ışığında daha iyi anlamaya çalışabiliriz. Ama pratikte kullandığımız ne? Nasıl kullanıyoruz pratikte psikomitolojiyi? Hakan Bey'in başlangıçta söylemiş olduğu gibi psikomitolojiyi bir şemsiye kavram olarak düşünüyorum. Yani tüm psikodinamik ekolleri içine alacak bir şekilde, çünkü tüm psikodinamik ekolleri taşıyan öyküler sonuçta mitler. Yani insanın, istiyorsanız Freudian şeye bakın, kurama bakın, istiyorsanız Mahlerian kurama bakın, istiyorsanız Jungian kurama bakın, herhangi bir felsefi sisteme bakın, herhangi bir dinsel sisteme bakın, tümü kendi kurucularının kendilerini merkezine yerleştirdikleri dünyayı kavrama, anlama ve kullanma çabalarının yansıması olan öyküler malzemesi, bir örüntü. Psikomitoloji bütün bu öykülerin yan yana bir arada var olabileceğini ve birbirini tamamlayabileceğini varsayıyor. Hiçbirisini dışlamaya bu yanlıştır, bu doğrudur demeye gerek yok. Birbirini tamamlayan öyküler. Ama değişik bilinç kademelerinde olabilir bu. Yani dediğim gibi büyüsel bir kademedeki şeyle, mecazla bilimsel kademedeki bir mecaz aynı olmayabilir. Ama bilimsel kademedeki mecazı anlamak için büyüsel mecaza ihtiyaç duyabiliriz zaman zaman. Onu da bir kenara atamayız. Kişilerin kendi öykülerini, yaşam öykülerini, dünyadaki yollarını çizdikleri, ona göre çizdikleri yaşam öykülerini kendi mitleri gibi ele alıp, bu mitler özellikle kapalı mitlerse, ne dedik, dogmatik ve fanatiklerin mitleri kapalıdır dedik. İnsan korkar, insan belirsizlikten korkar, bilinmezlikten korkar.
Bu belirsizlik ve bilinmezlik yerine en kötü bile olsa bilinirlik, ki pek çok psikopatolojinin kaynağı budur, nedeni de budur. Hala devam eden, insana ve çevresine zarar veren dünya kadar patolojik tablo var. Patolojik bunlar niye devam ediyor? Yeni birisini, yeni bir, daha iyi bir dünya ve insan tasavvurunun mümkün olamayacağını düşündüklerinden dolayı. Yani mitleri kapalı olduğundan dolayı. Bireysel mitleri kapalı olduğundan dolayı. Bu mitleri açtıkça, bu mitler üzerinde konuştukça, bu mitleri yeni mecazlarla zenginleştirdikçe, başka mitlere ekleştirdikçe daha geniş bir, yani kapalı bir durumda daha geniş, daha açık bir evrene çıkma imkanı veriyor psikomitolojik yaklaşım. Her türlü şeyi, kuramı, her türlü uygulamayı kullanma imkanı var. Yeter ki hiçbir kuramın her şeyi açıklayacak kadar mutlak olmadığını ve bugün doğru olanın yarın doğru olmayabileceğini varsayalım. Bu da biraz tedirgin edici bir şey. Yani hep boşlukta kalıyor olmak. Ama sonuçta evet, aradayız, boşluktayız ve bu boşluğu da kendi zihinsel işlevimizle örmemiz, bizi taşıyan ve ileriye götüren bir şekilde örmemiz. Ördüğümüzü durmadan yıkıp yenisini, daha fazlasını, daha iyisini örmemiz zaten bu aradalığın bir hediyesi ve yükü, aynı zamanda sorumluluğu. Zannediyorum burada kesebilirim. Sorularla devam edelim. Sorularla, tartışmalarla devam edebiliriz. Soru, yorum ve katkılarla devam edebiliriz. Ben aslında ince bir noktaya tekrarlayayım. Şu başta bahsettiğiniz 3 ya da 3,5 yaşında küçük çocuğun ormanda büyümesinden sonra, hani insan olmasını... 4 takip ettiği şu cümle geldi. Şöyle söylüyordum. Hani, bir çocuğu ormana da bıraksanız, hani kolektif bilinç dışında o arketipler onu harekete geçirecektir. Hani o çocukta bile arketipler muhakkak olacaktır diyordu. Yani şimdi bahsettiğiniz zaten hani bir empirik bir şey değil, hani bir farazi bir tasavvurda bulunuyoruz, şu an bir akıl yürütüyoruz. Hani buna göre akıl yürütsek, eğer arketipler varsa, hani bu kadar iddialı bir şekilde mümkün değil diyebilir miyiz yani? Siz de akıl yürütürseniz bu durumda. Şimdi arketipler, arketipleri yaşayamayız. Bizim arketiplerle, arketipleri neye yaklaşık olarak neye bir... Şunu da düşün, hani o arketiplerin şemasını dolduran zaten bir kişisel bilinç dışı da var. Ama ona uygun figürler de bulamaz mı doğada? Budur ama maymunların figürlerine budur. Yani zaten hani bizim gölge arketipimizde zaten o figürlerden ben taşınıyor mu izler yani? Şimdi şöyle bir şey yalnız. Bir benliğin gelişmesi lazım ve benlik de kendini sınırlamış bir şekilde sosyal çevrenin, yani insanların, diğer insanların kurallarını benimsemiş ve onlarla sağlıklı, yaratıcı ilişkiler geliştirecek bir şekilde bezenmiş bir merkezi oluşum. Onu da düşündüm. Yani Lacan'ın o sembolik üzerinde geçmesinin muhtemelen mümkün değil yani o şekilde. Aynen, aynen. Arketipler, bakın arketipleri niye, neye, nasıl gözünüzün önüne getirebilirsiniz? Olimpos tanrılarını düşünün. Hepsi esasında arketipsel figürler. Cinler, arketipsel figürler. Devanaları, periler, arketipsel figürler. Keloğlan, Köroğlu, işte ne bileyim, İnce Mehmet, arketipsel figürler. Yani doğadan gelen bazı dürtülerin, bazı gereksinimlerin, bazı şekillenmelerin yine de bin yıllar, on binlerce yıl boyunca insanlık içinde gelişmiş formlar, ama kaba formlar. Biz arketiplerle yaşasaydık herhalde çok eğlenceli bir dünya olurdu, arketip olarak yaşamış olsaydık. Ki pek çok patoloji mesela arketiplerin doğrudan doğruya benimsenmesiyle, arketiplerin yaşanmasıyla ilgili. Yani bir manide mesela yaşanan, yani üstlenilen bir arketip tutulması gibi bir şey oluyor burada. Ölmeyecek, 10 katlı binadan atlarsa bir şey olmayacak, herkesin hayran olduğu... Mesela bir kişinin o andaki durumunu düşünün. Bu bir
insan olmayan bir şey. İnsan olmayan bir durum. İnsanlık arketiplerden üretilebilir ama onların dünyaya inmesiyle ve dünyada ilişki kurmasıyla üretilir. Arketipler çıplak olarak ortaya çıktığında dediğim gibi eğlenceliydi ama hiç eğlenceli olmazdı. Ben hani çok yabancı olduğum için aslında önce soruyu anlamadım. Sonra senin cevap verdiğin şeyleri anlamadım ama gittikçe güzel güzel şeyler duydum. Ben hani yabancı birisi olarak nevatolog için ayrı psikolojik toplantısı yapabiliriz. Soru aslında çok merak ettiğim bir soru. Hani tabula rasa meselesi. Arketip bu o zaman arketipler, baştan bulmamız evet, gerekiyor. Evet yani hani kolektif bilinç dışı kafamda çok büyük soru işaretli benim. Çözemediğim, yani elbette bir takım pozitif kanıtları var ki Carl Gustav Jung uydurmadı bundan sonra ama bu benim hani merak ettiğim hoşluk olan. Peki bu soruya cevap verdim, ne anlamadım? Bunlar var fakat bunların yani tek başına insan aslında şey değil, çok insanca değil. Grup içinde yani insanlarla insan, insan. Yani bu sadece gelişim açısından değil, bu yani bireysel gelişim açısından değil, insanlığın gelişimi açısından da çok önemli. Yani birlikte olunduğu zaman bilincin evrimi, işte kültürün gelişmesi, teknolojinin gelişmesi, ilk olduğumuz yerden başka bir yerde olmamızı mümkün kılan serüven mümkün oluyor. Arketipler, yani pek Jung'a değinmedim farkındasınız. Yani o birkaç şey kavram dışında arketipler doğanın doğayla birlikte gelen bazı ilişki kalıplarını içeren kaba roller. Kaba roller bunlar. Bunların dediğim gibi insanlaşması ancak bizi insan yapıyor. Bunlar insanlaştığı oranda insanlaşması için de başka insanlarla ilişkide olmamız gerekiyor. Toplum içinde olmamız gerekiyor. Yani doğanın verdiğinin işlenmesi gerekiyor. Yani Cuma eğer 3 yaşında bırakılsaydı o ıssız odaya insanlaşamaz. 3 yaşından, ilk 3 yaş önemli. Yani 2 yaşında falan 1,5-2 yaş. Ama arketipler yine kafasında var ama arketipler sadece bir potansiyel olarak kalacaktı. Hayır onlar kaba olarak yine var olacaktı. Kaba olarak var olacaktı ama kaba olarak var olacaktı. Yani biz şeyde ne bileyim bu daha inceltilmiş, tezyin edilmiş haliyle kültürün oluşumuna katkıda bulunacak bir açılım mümkün olacak. Maymunlarla beraber. Hala benzeşme yapıyoruz yani o arketipler, o şeyler, temel kalıplar mevcut, yaşıyor. İnsan öncesi kalıntılarımız da var. Yaşıyor. En başta bir eksik usulle doğuştan fırlatı ve sonra bu eksikliğin doğumun tamamlanması çabası insanın varoluşu. Bireysel veya içinde yaşanılan grubun ortak bir taraftan da hem bireyselleşmeyi ve olgunlaşmayı sağlayan hem kültürü oluşturuyor. Bu eksiklik de hep var ve var olacaksa, mito ve mitoloji hep var olacak. Sanki yani değişebilir, farklılaşabilir, yanlışlanabilir ama hep var olan bir ihtiyaç gibi. Yani birey ya da topluluk o mitosu yaratıyor ve yarattığı mitos onu belirliyor ve onun için diyor ya da ona bağlı şekilleniyor veya onunla mücadele ediliyor ve bu değişiyor ama tekrar yeni bir mitos. Yani sanki iç ve dış arasında hep o bütünleşmeyi sağlayan bir işlev, bir gereksinim gibi algıladım ben. Acaba tam da böyle mi? Ya biz yapan da zaten bu yani o sürekli olarak bir aranın, bir gap'in, bir boşluğun olması ve bu boşluğu sürekli doldurmaya çalışıyor olma. Ama şu da çok önemli. Biz özellikle bakın otomatik davranışlarımızın hepsi kesinlikle emin olduğumuz bir mitosa dayalı. Yani veya çok otomatik olmasın, biz yarın ertesi günkü programımızı yaptığımızda aslında yarın dünyanın nasıl olacağını biliyoruz, kapatmışız, kapalı. Yarın öbürsü gün ne olacağını biliyoruz. Her ne kadar bu mümkün olmayabileceği şeklindeki bir şey olsa bile, bir soru işareti olsa bile, biz kapalı bir mitos içinde yaşıyoruz.
Ama yarın öbürsü gün şey değiştiğinde, çevre değiştiğinde, çevreyle ilgili etkileşim bizi farklı yoğuruyor. O farklı yoğurduğunda yeni bir mitos yapıyor ve bu yeni mitos eski mitostan daha iyi olarak yeni mitosu, dünyayı tanımlıyor. Kimin kim olduğunu daha iyi bildiriyor. Yani biliyorum ki işte X maddesi şu kutsal nedenden dolayı oluşmuş değil. Veyahut da şu hayvan cinsi insanların kullanımına işte bir hediye olarak sunulmuş değil. Hayır, ben onu şiddete, daha fazla şiddete sahip olduğum için, onu aştığım için, daha güçlü olduğum için onu kullanıyorum, nesne olarak kullanıyorum. Bunu biliyorum mesela. Hangisi daha iyi? Başka bir şey. Ama diğeri benim açılımımı sağlıyor. Öteki türlü o hayvandan mesela bazı totem, bir totem oluşturuyorum. Ona uygun davranıyorum ve belki çok faydalanabileceğim alanlarda o hayvanla olan ilişkimde yoksun kalıyor. Ben örneğin şeydeki Hindistan'daki inekleri düşünün. Açıklama o. Oradaki mitos o. Kapalı bir mitos. Başka bir mitos farklı bir açıklama getiriyor. Hangisi daha iyi onu tartışmıyoruz. Sadece hangisi daha iyi dünyayı açıklıyor? Hangisi daha çok yanlışlanmaya karşı kendini güvende hissediyor? Bu da önemli. Çünkü bütün mitoslar bozulmaktan, bozulma kaygısı yaşar. Onun için zaten yasaklarla bezelidir. Onun için sürekli olarak anlatılmak, mit olarak anlatılmak ve ritus olarak davranışa dökülen bazı kalıplarla anımsanmak ihtiyacı içindedir. Sadece bilimsel yaklaşım, evet ben yanlışlanabilirim, yanlışlandığım oranda daha güçleneceğim der. Mitos bunu demez. Mitos bunu demez. Mitos yanlışlanırsam eyvah der. O zaman kapanır, içine kapanır. Ama hepimiz, şu anda da hepimiz, her birimiz, ben dahil, sizler dahil hepimiz kendi kapalı mitosumuzun içinde yaşıyoruz. Ama yeniye açılımda kendimizi ne kadar güvenli hissediyorsak yeni bir tanımlamaya da o kadar açık oluyoruz. O, bilmiyorum cevabı yanıt oldu mu? Evet, o aradalık önemli. Zaten bizim değişmemizi sağlayan şey bu, arada olmak. Yani burada olduğunda başka bir yerde olmak. Hiç onlara değinmedik tabii. İnsanın başkası olma arzusu. Daha psikodinamik şeyler, faktörler işin içine giriyor. Mesela Orhan Pamuk'un romanlarını okuyanlarınız varsa hep bir başka bir yerde olmak isteyen, başka bir şey olmak isteyen birisinden söz eder. Bir kitabı ne diye başlıyor? Bir kitap okudum ve sürekli otobüse giriyor. Hayatım değil. Hep başka bir, yani başka birisi olmak arzusu, kendisi olmamak arzusu, kendisinden memnun. Onun için zaten inquietus, huzursuz olma. Arada belki başka birisi olursam, başka bir yerde olursam, başka bir ortamda olsam her şeyi bileceğim. Mutlak bilgiye, esas bilgiye, gerçek bilgiye kavuşacağım. Bu arzu. Bu arzuyla hareket ediyoruz zaten. Bu arzu da, yani dediğim gibi çok dağılıyor konu. İşte işin içine şey giriyor, o nesne ilişkileri kuramı giriyor, Lacan giriyor, şu giriyor, bu giriyor. Oralara artık giremeyeceğiz ama ebeveynin tamamlayıcı rolünün aranması gibi bir işle psikodinamik açıdan bütün arayışlarımız da var. Çünkü onlar her şeyi biliyorlar, değil mi? Bu ne diye sorduğumuzda onlar her şeyi biliyorlar. Dizimiz kanadığında uf deyince geçiyor, üf deyince geçiyor. Çünkü güçlüler. Onlar o büyük mitin sahipleri, büyük insanlar. Eksikliklerin de onları arayarak, onlar gibi olmaya çalışarak, onları yeniden yaratmaya çalışarak yaşamımız boyunca sürdürdüğümüz bir öykünün içinde kovalıyoruz. Ben de konuyu daha da farklı çekeceğim ama sevinirim, buyurun. Soru sormamak arasında kararsız kaldım. Geçenlerde arkadaşımla yaptığım bir konuşmada sizinkine açıklama yaparken de bir soruyu. Hayvanlar insanların biz daha büyük. Hayır, bir hediye değildir bu. Bu sadece bir şiddeti, bizim şiddetimizin bir sonucudur. Yani iyidir, kötüdür demiyorum ama daha güçlü olarak dünyayı ben tanımlıyorum, nesneleri de ben tanımlıyorum. Tanımladığım gibi de kullanıma hak veriyorum. Etiktir, değildir, ahlakidir, değildir, başka bir şey. O
farklı. Şu an dilim çok karışık yani. Şimdi hiç söylemiyorum ama. Yani bununla ilgili aslında din de bizim mitosumuz mu? O yüzden de bu kadar sıkışıkı tutuluyor. Dinin bu dogmatizmi nasıl? Dinler aslında bütün büyüsel sistemlerde, dinsel sistemlerde, bilimsel sistemlerde o an için her şeyi açıklama iddiasında olan sistemler. Sadece bilim yanlışlanmam da buna dahil diyor. Diğer ve felsefe ve bilim. Diğer sistemler yanlışlanmaya kapalılar. Çünkü tek doğru olduklarını vaaz ediyorlar ve bu doğruya göre yaşanması halinde doğru insan olunabileceğini, gerçek insan olunabileceğini vaaz ediyorlar. Ama sonuçta şeylerin de hepsinin bir mitosu var. Yani büyünün de, dinin de, bilimin de mitosu, kendi içlerinde mitleri var. Yani mit dediğimiz ne? Öykü dedim. Öykün açarken de yaşayan, yaşanan ve yaşatan öykülerdir. Yani iliklerimizde hissettiğimiz öyküler ve buna göre davrandığımız öykülerdir. Yani gerçekliğinden şüphe etmedim. Bilim de aynı şekilde. Yani ben bunu elime alıp suyu dökerken bilimsel bazı verilere dayanarak bunun akıcı olduğunu biliyorum. Bunun akıcı olduğunu, akıcı olması neden akıcı olduğunu din başka şekilde açıklıyor olabilir, bilim başka şekilde açıklıyor. Hepsi bir öykü. Hepsinin içinde bir öykü var. Şeyin içinde de öyküler var. Bilimin içinde de öyküler var. Sadece bu öykülerin tek özelliği ben yanlışlanmak istiyorum. Yani amacı kendini yok etmek olan bir mitos şeyin. Kendini lağv etmek olan. Daha iyisini kendisinin yerine geçirmek isteyen bir öyküden söz ediyor. Tek önemli özellik, tek önemli farklılık bu. Yoksa o da bir, bu da bir. O da bir açıklama sistemi, bu da bir açıklama sistemi. Bazı insanlar kendilerini bunun için de iyi hissedebilirler, bazıları bunun için de iyi hissedebilirler. Yani daha bilimsel, daha dinsel, daha büyüsel düşünen insanlar var. Ama hepimizin içinde hepsinden bir parça var. Yani en dindarın içinde de bilimsel bir yan var, en bilimsel kişinin içinde de işte farkına varmadan o ortak bir takım arketiplerle gelen ve hatta arketiplerle gelmeyip sonrasında kolektif tarafından bize dayatılan bazı alışkanlıklar var. O kadar birbirinden pat 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 ayrılacak üç ayrı alan değil. Büyü bilim değil. Zaten büyü olduğu için bilim var. Şimdi biraz ters gibi geliyor ama büyü ne demek? Bir şeyleri bir başka aracıyla değiştirmek demek. Biz bilimde de bunu yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? İşte ne bileyim. Yani ne bileyim herhangi bir şeyi, nesneyi uzaktan kontrol etmek gibi bir mesela zihinsel kontrol değil mi? Bilim, temel büyüsel şeylerden bir tanesi bu olabilir. Bunu şu anda yapıyoruz. Remote kontrollerle, uzaktan kumandalarla yapıyoruz. Yani bundan 30 sene önce şu sokağa çıkılsaydı insanlar ellerinde bu şekilde dayanmış bir şekilde kendi kendilerine konuşuyor ve şizofren tanısıyla damgalanıyor olacaklardı. Ama şu an hepimiz bu şekilde uzaktan birilerine, orada olmayan birileriyle, telepatiyle bağlanmış oluyoruz. Bu büyüde de mümkündü. Dinde de işte ne bileyim bazı şeylerin vahyedilmesi veyahut da bazı şeylerin aktarılması, o zaman orada da var bu öykü. Bilimde de şu anda teknolojik bazı veriler doğrultusunda bu da var. Hepsi öykü. Yani bizim öyküler dışında yaşama imkanımız yok ve mecazsız yaşama imkanımız yok. Yani öyküler şu, dünyayı bir bütün olarak görecek bir olaylar manzumesi içinde tanımlamamız gerekiyor. Ve yeni bir şeyle karşılaştığımızda da mutlaka mecaza, yani eskiden aparılan bazı verilerin yeniyle karşılaştırılmasına ihtiyacımız var. Yani öyküsüz ve mecazsız yaşama imkanımız yok. Kendimizi bilme, dünyayı tanımlama imkanımız yok. Öykü her yerde. Şeyde mesela bakın, ortam da değiştiriyor. Oğuzhan Miki. Oğuzhan'ı biliyorsunuz. Yok, bulamıyorum zannediyorum.
İlk oluştuğu zaman işte doğdu diyor, her tarafı kıllı bir şey gibiydi diyor, hayvan gibiydi diyor. Tuttu anasının memesini emdi, pardon emmedi, aldı şarap içti diyor. Bak, aldı şarap içti diyor. İslam'a geçirdikten sonra bu şeyi değiştiriyor, yön değiştiriyor. Diyor ki, doğuyor, anacığım diyor, eğer İslam'ı kabul etmezsen ben seni sütüremem diyor. Yani o orada, burada bu. Birbirinden farklı iki şey, mit gibi duruyor. Ama ikisi de, bakın ikisi de şeyi açıklıyor, dünyayı açıklayan mitler bunlar. İkisi de dünya, bu şeyde yabancı değil bu ayrıntının. Ayrıntı dünyaya yabancı değil. Ayrıca daha başka bir şey söyleyeceğim. Bizim parça mitlerimiz var. Yani şuradaki bu ana yol, halkçı, ana yol, bunlar da yan yollar. Bu bizim de kendi içimizde yaşadığımız, belki bir ana yolumuz var ama ana yolun içinde bazen işte kafamız kızdığında başka bir miti getiriyoruz. Yani dünya çok güzel, hakkaniyetli bir dünyayken bir yerde haksız bir dünya olabiliyor ve eziliyoruz ve kötü bir anne veyahut da kötü bir baba bizi zulmediyor mesela. Ona isyan ediyor. O da ayrı bir mit. Şey geliyor arabesk filmlerde çoğunda vardır öyle. Haydarpaşa'ya iner merdivenlerden aşağı İstanbul'u görür geldi. Seni yeneceğim İstanbul diye. Mit yani ne mit şey yapacak yenmeye çalıştığı bir güç olarak görüyor. Ama aynı zamanda kazanacağı bir ganimet olarak da görüyor. Bu bir mit. Yani şeyinden belki ihmal edilmiş, dışlanmış bir çocuğun büyüdüğünde kalkıp babasına isyan etmesi, onun yerine geçmesi, annesinin en sevgili varlığı olması. Bunun şey yansıması. Şeyde filmlerde, romanlarda aslında tek bir öykü görürsünüz. Tek bir öykü görürsünüz. Ölmemek için bir düzen kurmak. Hayatta kalmak, güçlü olmak için bir düzen kurmak. Güçlü olmak da bunun için. Ölümsüz olmayı bir şekilde hak etmek de bunun için. Sizi öldürmeyecek, sürekli olarak besleyecek, koşulları sağlayacak ortamı yani anneyi biraz daha rafine edelim. Doğa anayı kontrol altında tutacak bir güç olmak da bunun için. Yeniden doğmayı sağlayacak, pek çok ilkselinde yeniden doğum motifi çok önemli. Döngüsellik çok önemli. Veyahut da çizgisellik, evet başladığım bir yerden gidiyorum hayatım boyunca, bir yere geldiğimde ölüyorum. Çok yaşayayım. Tam buna ölüyorum geldi. bir yerden sonra ölüyorum ama öldükten sonra da neyi garantiliyorum ben eğer iyi davranırsam? O mite uyacak olursam, ritleri uygulayacak olursam, ebedi hayatı. Ne ölümsüzlük? Şeyler ne oluyor? Mısır firavunları öldükleri zaman ne oluyor? Doğru düzgün mumyalanırlarsa falan. Vardı onların şeyleri, bulamadım şimdi. Bulamadım. Doğru düzgün mumyalanırlarsa, ölüm şeyleri, cenaze törenleri doğru düzgün yapılırsa, gerekli önlemler alınırsa ne oluyorlar? Tanrılaşıyorlar öteki tarafta. Yani ebedi hayat bu. Her şey bunun için aslında. Bütün mitlerde bu. Başka birisiyle birlikte olmak, bütünleşildiği zaman aslında bütünleşmek eksikliğin ortadan kalkması, kadın olur, erkek olur. Bütünleşildiği zaman aynı zamanda tamlık ne demek? Eksiksizlik demek, kusursuzluk demek. En önemli kusurumuz ne bizim dünyada? Ölmek. Ölmekten büyük kusur var mı? Yani ölmekle birlikte ama sadece ölmek bir şey, mecaz olarak düşün. Güçsüz olmak, muhtaç olmak, ihtiyacı aç kalmak, yaralanmak, hasta olmak bunlar da buna dair. Aslında bunlar hep modern Scott'un herhalde yani. İlk bildiğimiz öyküden itibaren. Zaten yani. Bu Joseph Campbell'ın monomitos, evet. Monomitos kavramı var. Yani kendi tabii ki kendisine göre yorumlamış ama orada bütün mitlerin tek bir mitin formları olduğunu gösteriyor.
eğer mesela ne bileyim Mısır'ın nasıl doğduğuyla veyahut da suyun nasıl olduğuyla dünyanın nasıl işte eğri büğrü olduğuyla yüzü bunlarla ilgili mitler de aslında o temel ana mite, monomite şeyler onu tamamlayan, bütünü oluşturan parçamitler. Hiçbir parçamit yoktur ki bütün içinde şey kalsın, dışında kalsın. Bir bizde bir kavram var, istisnalar kaideyi bozmaz diye, değil mi? Onun çok daha iyisi Orta Avrupa'da, Almanca mesela şeydir, istisnalar kaideyi doğrular der. İstisnalar kaideyi bozmaz değil, doğrular der. Yani istisna aslında kaidenin bir ispatıdır. Niye o, niye ispatıdır? Neden dolayı istisna olduğunu tanımadığınızda kaideyi tanımlamış oluyorsunuz. Hiçbir yaşamı, yani mesela çoğu kişilik bozuklukları var. Biliyorsunuzdur, bilmiyorum aranızda psikoloji, psikiyatri mensubu kimler var ama herhalde filmlerden falan zaten, filmlerden, romanlardan ısınızdır. Çoğu kişilik bozukluğunda da mesela bir temel bir ana taşıyıcı kişiliğin bir kendi miti vardır. Bir takım stres durumlarında, herhangi bir zorlanma durumunda pat başka bir mite kayar, parça mite kayar. Çok ayrı gibi gözüküyor. Yani bir tarafta çok güçlü bir kişi, öteki tarafta çocuk gibi olur. Zıt gibi gözüküyor. Hayır, zıt değil. O saptığı, ana yoldan saptığı noktaya odaklandığınızda o dal mit, parça mit, ana mitin doğrulayıcısı olur. Ondan dolayı böyle olmuş. Bütün parça mitler bütün içinde anlam kazandıkları ölçüde önemli. Öyle bir şey mi yaptın? Fotoğrafı çektim. Bu da buna çok güzel gitmiş. O yüzden böyle yapalım. Hani hem mitoloji hem estetik. Yürümlü bardağı oldu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Rica ederim. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.